gün tatile çıkıyorsun. Neler yapacaksın tatilde? Gezeceğim. Başka? Ders yapacağım. Dinleneceğim. Edirne'de yarın 55.874 öğrenci karne alacak. Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında eğitim öğretim yılının ilk yarısının sona ereceğini hatırlatarak öğrencilere, ailelerine ve öğretmenlere bazı önerilerde bulundu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü makamında yaptığı açıklamada Özcan, ilimizde 2015-2016 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim kurumlarında 5.259, ilkokulda 17.298, ortaokulda 16.346, ortaöğretimde 16.525 ve özel eğitimde 446 olmak üzere 55.874 öğrencimiz karne alacak. Öğretim yılı itibariyle il ve ilçelerimizde 4.548 öğretmen, 551 personel olmak üzere toplam 5.139 kişi görev yapmıştı, dedi. Ve 17 özel eğitim okulu olmak üzere toplam 296 kurumumuz var. Diğer kurumlarla birlikte il genelindeki toplam kurum sayımız 314 olarak ifade edilebilir. Kentteki okullarda derslik başına 16 öğrencinin düştüğünü ve bunun Türkiye ortalamasından daha iyi olduğunu ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Özcan, 2015-2016 eğitim öğretim birinci dönem toplam 55.874 öğrencimiz karne almış. 13.051 öğrencimiz takdir belgesi, 9.020 öğrencimiz teşekkür belgesi, 2067 öğrencimiz onur belgesi, 1585 öğrencimiz iftihar belgesi almıştır, dedi. 9.020 öğrencimiz teşekkür belgesi ve 2067 öğrencimiz onur belgesi, 1585 öğrenci de iftihar belgesi ilimizde almaya hak kazanmıştır. 2015-2016 öğretim yılı ilimizde başarılı ve sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Ben özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığımız bizim son dönemde hem altyapı yatırımları başta olmak üzere özellikle içerikler noktasında, müfredatlar noktasında çok ciddi adımlar attı. Dünya çapında özgün ve nitelikli projeleri hayata geçirdi. Bunun yanında tabii velilerimize de şunu ifade etmek isterim acizane. Tabii öğrencilerimiz bir karne aldı. Bazı öğrencilerimiz çok iyi, başarılı karneler getirdiler. Bazılarında kırıklık olabilir. Burada onlara iyi yaklaşmalarını ben özellikle tavsiye etmek istiyorum. Yani çünkü o karne aynı zamanda velinin de bir karnesi, öğretmenin de bir karnesi. Herkesin kendisini orada bir anda sorgulaması ve o karnenin arka planında, yani o karneyi meydana getiren ana unsurlar irdelenmeli. Ve kırmadan, dökmeden o tedbirleri almayız. Çünkü çocuklarımızın her türlü olumsuz etkiye maruz kaldığı bir dönemde sığınacağı tek liman aile, ebeveynleri. Dolayısıyla bu şefkati, merhameti ve sevgiyi onlardan esirgemememiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü eğitimde hiç feda edilecek bir birey yok. Dolayısıyla bizim onların yeteneklerini keşfedip geliştirmemiz, onlara değer verdiğimizi hissettirmemiz gerekecektir. Dolayısıyla velilerimizden bunu ben istirham ediyorum. Öğrencilerimize de... Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın yarı yılda ödev verilmesi hakkındaki sözleriyle ilgili de açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Özcan sözlerini şöyle noktaladı. Ödevlere boğulmasını da pek arzu etmiyoruz, istemiyoruz zaten. Özellikle öğrencilerimizin bol bol bir kere kitap okuma yaşam tarzı olmalı. Yani bol bol kitap okusunlar. Sosyal, kültürel, sportif etkinliklere katılsınlar. Aileleriyle beraber etkinlikler yapabilsinler istiyoruz. Beraber vakit geçirsinler, bir arada olsunlar, dinlensinler. Yani o tatili bu anlamda iyi değerlendirsinler.